Yazılımcı olmaya çalışırken yaptığın hatalar neydi başlangıçta? Neyi seni zorladı? Ne hataya düştün mesela? Şimdi şöyle bir geriye dönüp baktığın zaman keşke şöyle böyle yapmasaydım dediğin ne var? Çok fazla CSS'te vakit harcadım. Kaybettim daha doğrusu. Ama o CSS'i mesela başka bir insan, başka bir iş tarzında kullanıyor mudur acaba? Kullanıyor. Telefonu alabilir misin Karin'den? Kullanıyorlar. Ben kullanmıyorum. İş yerinde neredeyse hiç kullanmıyorum. Benim bir planım yoktu. Çünkü ne öğrenmek gerektiğini iş bulmak için bilmiyordum. Farklı bilgiye ulaşıyordum. Şu anda mesela ben Mehmet'e tavsiye ediyorum öğrenmek için. Ben sana tavsiye ediyorum yazılımı öğrenmek için. Ve ayrıca sana düz bir yol çiziyorum. Bunu öğren, bunu öğren, bunu öğren, bunu öğrenme. Mesela jQuery şu anda öğrenmeye gerek yok. Ya da sana Bootstrap'ı öğrenmeye bence gerek yok. Direkt HTML, CSS, React. Yani sen diyorsun ki bazı kısımları eğer iyi bir planım olsaydı, iyi bir yol göstericim olsaydı kesinlikle daha hızlı öğrenirdim. Mesela böyle bir ay mı Angular öğreniyordum. Angular'la bir şey yapmaya çalışıyordum. Kimse Angular kullanmıyor şu anda burada. Çok az şirket yani var Angular kullanan. Senin bildiklerin diyelim. Evet. Kullanan da vardır belki. Var, evet ama çok az kullanılıyor. Şu anda React. Her şeyi React'ta ya da Vue'da yapıyorlar. Orada mesela vakit kaybettim diyorsun. Evet. Onları birleştirdiğin zaman onda bunda şunda vakit kaybetmeseydim, planımı programımı bilseydim o iş başka mı olurdu diyorsun. Evet. Çok daha hızlı öğrenirdim kesinlikle. Yaptığın hatalardan birisi bu. Başka ne söyleyebilirsin? Bence bu kadar. Yanlış çünkü düz bir yol olmadıktan dolayı bu kadar vakit. Peki güzel bir soru. Acıktık mı?